kenara giden maç öldürücü bir tempoda ilerledi. Braxton'dan yüze bir sol. Drexel boş durmuyor. Yüzüne bir sol. Çenesine bir sağ yumruk. Yumrukları yağmur gibi yağıyor. Şampiyon sarılmak zorunda kaldı. Hakem araya girdi. Ayrıldılar. Yeniden ring ortasına geçtiler. Drexel şampiyonu peşin bırakmıyor. Yüze sağlı sollu yumruklar. Şampiyon bundan hoşlanmadı. Drexel ip boyunca kaçmaya çalışıyor. Şampiyon peşinde. Ama bir kez daha Drexel onu yakın mesafede yakaladı. Vücuduna bir sağ bir de sol yumruk. Gerçekten öldürücü bir tempoda dövüşüyorlar. Vücuduna bir sağ, çenesine bir sağ. Drexel'dan mükemmel bir kombinasyon. Drexel bir kez daha çenesine yumruğu yapıştırdı. Alttan sert bir sağ. Bir sağ daha ve vücuduna bir sol. Şampiyon biraz yorgun görünüyor. Bir kez daha sarılmak zorunda kaldı ve hakem onları ayırdı. Evet işte düştü. Braxton düştü. Şampiyon yerde. Çenesine aldı o güçlü sağ yumruk onu kendinden geçirdi. Yeni bir dünya şampiyonuna kavuşmamıza sadece 10 saniye kaldı. 6'ya kadar sayıldı. 7. 8. 9. Braxton 9'da kaldı. Hakem eldivenlerini sildi. Drexel hemen sarıldı. Braxton kaçıyor. Ringde kalmaya çalışıyor. Drexel şampiyonluk şansını yeniden yakalamak için nakat etmeye çalışıyor. Vücuda bir sol, çeneye bir sağ, çeneye bir sağ daha. Şampiyonu ipe dayadı. Şampiyon sarılarak ondan kurtulmaya çalışıyor. Şimdi Drexel köşede ipe dayadı. Yüzüne bir sağ yürüyor. Drexel'in kaşı açıldı. Sağ gözünün üstünde çok kötü bir yere var. Kan yanağından aşağı akıyor. Drexel'in kaşını açan yumruğu göremedim. Şampiyon yumruk yağdırıyor. Artık kontrol onda. Yakın mesafeden yumruklar. Drexel yağmur gibi gelen yumruklardan kaçamıyor. Drexel şaşkın ve canı yanıyor. Karşılık veremiyor. Çenesine gelen bu sağ onu şok etti. İplere yaslandı. İşte yıkıcı bir sağ daha. Evet çok zor durumda Drexel. Drexel yüzüne yumrukları alıyor. Drexel evet düşmek üzere. Drexel ve düştü. Evet Drexel yerde. Bu Drexel'in profesyonel kariyerinde bir ilk. İlk kez ayakları yerden kesildi. Şimdi geri dönüp bu yumruğu ağır çekimde göstereceğiz. Geçmişin büyük maçlarını izliyorsunuz. Bu gece Sailor Braxton ve Ernie Driscoll maçını izliyorsunuz. Evet, işte sorunlara sebep olan yumruk bu. Evet, işte görüyorsunuz. Başa bir sağ. 62 profesyonel maçta Ernie Driscoll'ın bir kez bile ayakları yerden kesilmemişti. Ve 7. roundda puan alarak öndeydi. Ve şampiyon olması bekleniyordu. 6. 7. 8. Ayağa kalkmak için çabalıyor. Driscoll 9'da kalktı. Sarhoş gibi o gözüyle göremiyor. Şampiyon acımadan yumruklarını sıralıyor. Driscoll sadece içgüdüleriyle dövüşüyor. Hakem Driscoll'un gözünü incelemek için maçı durdurdu. Yemeğini bitir Ernie. Birazdan. Hakem Driscoll'u köşesine götürüyor. Hey doktor. Driscoll hakeme itiraz ediyor. Maçın durdurulmasını istemiyor. Doktor İyi vakit inceliyor. Geçiriyor Ernie sağ gözünü inceliyor. Driscoll'un gözünde ciddi sorun olduğunu anlamak için doktor olmaya gerek yok. Evet maçı durduracaklar. Braxton maçı 7. roundda nakavtla kazandı. Ben bir şey olduğundan eminim. Geçmişin büyük maçlarında size... Belki bundan zevk aldığımı düşünüyorsun. Pauline. Driscoll arasındaki şampiyonluk maçını getirdik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Bizden sakın ayrılmayın. En iyi maçlar burada. Driscoll gelecek hafta bir taksi kullanıyor olacak. Bunun için üzülmeye gerek yok. Ve karısı Broadway çiçekçisinde kadınlara korsaj hazırlıyor olacak. Bunun geçici olduğunu biliyorsun. Ve bu kadınlar bir boksörle evlenme aptallığını göstermemiş kadınlar. Bak hayatım, biraz para biriktirir biriktirmez o benzin istasyonunu satın alabilirim. Ve açlıktan ölürüz. Benzin istasyonu işinde iyi para var. Boks hayranlarının çoğu beni hatırlayacaklardır. Benzinlerini benden alacaklar. Aa, elbette. 2 galon benzin çocuk ve camı da silmeyi unutma. Yeter artık Polly. Senin evlenmemiş olsan bir yıldız olmuştun. Sen bir dansçıydın. Ben şampiyon olabilirdim. Evet, olabilirdin. Pauline, benzin işinde de o kadar kazanabilirim. Keşke biraz sabırlı olabilsen. Artık sabrım tükendi. 4 yıl dayanmayı başardık. 4 ay daha bekle. Ernie, yemeğini ye, işe dönmem gerek. Kapatma sırası bende. Yeni mi aldın? Kostüm mücevheri. $10 bile etmeyen sahte elmas. Neredeyse gerçek elmas gibi duruyor. Seninle evlenmemiş olsam gerçek olabilirdi. Bak Pauline, son birkaç yılın zor geçtiğini biliyorum ama artık bu kavgalara son verelim. Bana faydası ne olacak? Belki iç huzuru. Arada sırada gülümseyebilirsin. Gülümseyecek neyim kaldı? Taksiye bindiğinde arka koltukta oturmak isteyeceğim hiç aklına geliyor mu acaba? Evet sanırım istersin. Thank you.
Seni saat 9'da alayım mı? Hayır, gerek yok. ...539'dan Cayla. Dinliyorum 539. Geri dönüyorum Stan. 10 dakika sonra merkezde olacağım. Tamam şampiyon. Markette buluşur, bir bardak kahve içeriz. Merhaba şampiyon. Merhaba Stan. Hey, bu gece televizyona çıktık. Ne dövüştü ama. Ne dövüş ama. Ufaklık maçı benimle izliyordu, tamam mı? Bana döndü ve şöyle dedi. Örne amcayı gerçekten yenemedi değil mi? Örne amcamı hiç kimse dövemez. Ufaklığa söyle, pazar günü koca bir kutu sakızla onu görmeye geleceğim. Bir fincan kahve. Maçı Polin'de izledi mi? Evet. Hoşuna gitti mi? Gitmedi. Gözün yüzünden ringten indirilişinin hatırlatılması hoşuna gitmeyen bir şey olmalı bence. Bir kadın sevdiği erkeğin çenesine yumruk yediğini görmekten mi şanmaz? Elbette. Bak, beni kandıramazsın, tamam mı? Sırf birkaç kez şansın yaver gitmedi diye Pauline'in hayatındaki en mükemmel erkek olmadığını düşünüyorsun. Tamam. Her evli çiftin hayatında sorun olur. Bunu o kadar ciddiye alma. Tamam. Pauline'le aranı neyin düzelteceğini biliyor musun? Birkaç çocuk yapmak. Evet. Sizinki gibi bir oğlu olmasını isterdi. Benden sana bir tavsiye. Çocuk yapmak istiyorsan bunu yavaşça söyleyeceksin. Tıpkı Eloise gibi. Her zaman çocuk istemem, çocuk istemem, eve bağlanmak istemiyorum ve bu tür şeyler derdi ama bir gece eve geldim ve büyük bir kutuda çikolata almıştım. Sonra onu Giuseppe'nin yerine akşam yemeğine götürdüm. Yemekten sonra birkaç kadeh brandy içtik. Sonra eve gittiğimizde ne yaptım biliyor musun? Kulağına fısıldadım. İşte böyle yapman gerek şampiyon. Nazik olacaksın. Garajda görüşürüz. Teşekkür ederim. Senin için isteyeyim mi Ernie? Hayır, sağ ol. Şu çikolatadan bir kutu ver. Elbette, hangi boy? En büyük olan. $5. Önemli değil, hediye paketi yap. Merhaba çocuklar. Bakın bugün biri bana ne getirdi. Adı Cinayet, yazan Lloyd Morgan. Yeni oyun mu? Broadway. Ve benim başrol oynama şansım var. Bu gerçek bir şans. Hey, bu harika. Umarım rolü alırsın. Sence alamaz mıyım? 3 yıldır New York'tayım ama sahnede küçük bir rol bile alamadım. Sadece televizyon. En azından televizyondan hayatını kazanıyorsun. Hayatı kazanıyorum. Doğru, hepsi bu. İyi ki hatırlattın. Bugün maaşımı aldım sana. Bir sürü taksi borcum var. $40.80 40-20 istersen rolü alana kadar sen de kalsın. Hayır, şimdi al. Uğur getirir. Tamam. Hayır, lütfen. Hepsini almanı istiyorum. Senden bağış alamam. Sana kahve ısmarlayayım. Hı. Hey Chuck, bir fincan kahve. Geliyor. Hadi anlat bakalım, nasıl oldu bu? Bay Morgan'ı tanıyorsun. Bay Lloyd Morgan. Cumartesi Örümceklerini yazardı hani. Çok iyi diziydi değil mi? Çok iyi. O sezonun en iyisiydi. Ben küçük bir rol oynamıştım. Bay Morgan beni hatırlamış. Ve benim bu oyunda başrol oynamak için uygun olduğumu düşünüyor. Şimdi tek yapmam gereken yapımcıyı ikna etmek. Ne dersin, yapabilecek misin? Mecburum. Onunla bugün tanıştım. Bu gece saat 9'a gidip rolümü okumamı istedi. 35 dakikam var. Onu ikna etmem gerekiyor Ernie. Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsin. Evet, biliyorum. Zirveye çıkma şansı. Dünyadaki en önemli şey. Ve özellikle Broadway ise. Bu insanın hayatta isteyebileceği en önemli şey. İşte bir kutu çikolata. Hoşuna gitti mi? Ah, sağ ol. Çok güzel olmuş. Birinin doğum günü mü? Evet, öyle bir şey. Evet. Görüşürüz Linda. Ve bol şans. Teşekkür ederim. İhtiyacım olacak. Merhaba Polin. Artık bitti. Victor, nasıl geçti? Harikaydı. 400 karat elmas.
Seni yeniden görürse tanımaz değil mi? Hollandalı mı? Ne olduğunu bile anlayamadı. Orada bizi bekleyen 50 bin dolar var. Hadi gidip alalım. Victor, endişeleniyorum. Endişelenecek bir şey yok bebeğim. İkimizi birlikte gören kimse olmadı. Hayır, ama bekçi beni gördü. Soygundan 3 saat önce. Mükemmel bir tanığın var. O sırada burada çalışıyordum. Bu yüzden New York'tan kurtulmak istiyorum. Şehirden ne zaman çıkarız? Yarın sabah gemide olacağız. Neden bu gece değil? Malı Christopher'a götürüp paraya çevirmem gerekiyor. Giderken benim evimde dururuz. Bir telefon bekliyorum. Gemi biletleri için mi? Bilet için değil bebek. Yük gemisinde gitmek için anlaşma yaptık. Telefon pasaportlarla ilgili olacak. İki hafta sonra Fransa'da olacağız. Sana Paris'in en güzel elbiselerini alacağım. Victor. Hadi şoför bey, beni Waldorf'a götür. Taksi tutuldu. Ne diyorsun sen, bayrağın kalkık. Sana tutuldu dedim. İşte bir taksi Poli. Güney Park'ı 300 numara lütfen. Ernie. Onu tanıyor muydun? Kocam. Beni öldürecek. Sertliğe başvuracak olsa kaçmazdı. Nasıl biri olduğunu bilmiyorsun. Böyle şeyleri içine atar. Sonra da birden patlar. Tamam bebeğim. Biz de durup onu beklemeyiz. Taksi. Benim evime gitmeyeceğiz. Doğruca Washington Meydanı'na gideceğiz. Washington Meydanı lütfen. Evet. Bir polis köpeği görmek istiyordum. Yani bir Alman kurdu mu? Polis köpeği demek istedim. Onları arka odada tutuyorsun değil mi? Bir dakika bekle Rollins. Polis köpekleri tehlikelidir. Bayanın dışarıda beklemesi çok daha iyi olur. Benimle gelmesini tercih ediyorum Christopher. Merhaba. Merhaba Vic. Bay Rollins, genç bayanın da içeri girmesi konusunda ısrarcı. Sakin ol Mickey. İşte elmaslar Chris. En iyisinden tam 400 karat. Victor, burada olmak zorunda mıyım? Dışarıda beklesem olmaz mı? Mükemmel bir değerlendirme yeteneğiniz var bayan. Bay Rollins içeri yalnız gelse çok daha iyi olacaktı. Kimin için iyi? Bu benim kadınım Chris. Memnun oldum. Bir hata yaptın Rollins. Sakın doğru taşları almadığımı söyleme. Aldığın taşlar doğru. Ama alış yöntemin yanlış. İşte burada. Hepsi senin. Onları değil, parayı istiyorum. Artık ilgimi çekmiyor. Bu senin işindi, beni oraya sen gönderdin. Korkarım hayır. Bu işte 50 bin var dedin. Hatırlamıyorum. Hatırlamaya başlasan iyi olur. Haberin olsun. Ben asla kadınlarla çalışmam. Mike Christopher'ın ne dediğini duydum.
Yani bu bir ihanet. Ben dostlarıma ihanet etmem Rollins. İşte alabilirsin. Böyle beni. Senin ne işimiz sona erdi. Artık gidebilirsin. Anlaşmamız bu değildi. Ben sana elmasları getirecektim. Sen bana 50 bin dolar verecektin. Sana kadınlarla iş yapmam derim. Yarın sabah gemide olmamız gerek. Jersey'den gemiye bineceğiz. Hayır Victor. Sana iyi yolculuklar. Pauline'e ihtiyacımız vardı. Elmasları nerede sakladığını öğrenmemiz gerekiyordu. Hollandalı kadınlardan hoşlanıyordu. Yani eskiden hoşlanırdı. Ne? Son günlerde iyi nefes alamıyor. Sen hiç radyo dinlemez misin? Hayır. Silahla vurduğunda onu öldürdün. Bana bunu söylemedin. Her şeyin yolunda olduğunu söyledin. Bana onu öldürdüğünü söylemedin. Kadınlarla neden çalışmadığımı anladın mı? Kapa çeneni. Çenemi kapamayacağım. Bana ona zarar vermeyeceğini söyledin. Çok güvenli olduğunu söyledin. Bana yalan söyledin. Ona bak, neden vurmak zorundaydın? Neden öldürmek zorundaydın? Bu uzun sürmemeli. Merkez 208. Sarı taksi. Madison Square Garden'ın önü. 21. 208. Pembe 4 tamam. Numaralı istasyona. Önemli değil. Merkez 223. Grand Central'a gidiyor. 223 anlaşıldı. Stan, Garden'ın önüne birkaç taksi istiyorlar. Beni duyanlar hemen Garden'a gitsinler. Evet. Taksi eksiği var. Beni duyanlar tamam. Hemen Garden'a gitsinler. Taksi eksiği hemen var. Gidecekler. Ve nerede olduğunuzu söyleyin. Teşekkür ederim. Tamam. Merak etmeyin. Bir dakika yerime bak olur mu? Tamam. Edin? Kendine yeni bir şoför bul, ben gidiyorum. Ne oldu sana? Sen ve lanet olası çikolatan. Al bunu Eloise'e ver. Dur bir dakika. Bir kadın kocasını sevdiğinde çenesine yumruk yediğini görmek istemez değil mi? Dostum, kadınlar hakkında öğreneceğin çok şey var. Bu gece neyin var senin böyle? Sen ve işe yaramaz sahte tavsiyen. Ona nazikçe söyle demiştin. Ona ne düşündüğümü yalan söyleyen ağzına yumruğumu yapıştırarak söyleyeceğim. Sakin ol, sakin ol. Neye kızdın sen böyle? Sonunda bir pislikle evli olduğum ortaya çıktı. Koşuma gitmesi gerekiyor. Anahtarları al, ben bırakıyorum. Hey, vardiyanın ortasında işi bırakıp gidemezsin. Kim demiş gidemem diye? Ben ne istersem yaparım. Çenenin ortasına yumruğu yapıştırabilirim. Dur, kimse dur beni durduramaz. Ben senin tarafındayım. Neden öfkeni benden çıkarıyorsun? Sen ve sahte tavsiyen yüzünden... Özür dilerim Stan. Suç sende değil. O kadar doluyum ki acısını gördüğüm herkesten çıkarıyorum. Sen ringde böyle dövüşmezdin şampiyon. Ringde çenene bir yumruk yediğinde sakin olurdun ve akıllı davranırdın. Ne oldu sana? Bu farklı. Hayır. Seni uzun zamandır çalıştırıyorum Ernie. Sıkıştığın zaman hep beni dinlersin. Şimdi de dinleyecek misin beni? Tamam, dinliyorum. Taksiye bin ve markete git. Kendine bir bardak kahve al. Kafan boşalana kadar yumruklarını çalıştır. Al. Vardiyan biter etmez gelir seni bulacağım. Bir yere gider oturur seninle bu şeyi sakin ve mantıklı bir şekilde çözmeye çalışırız. Ne diyorsun? Tamam. Tamam. Kadınlar. İşte efendim, bu bizim düşük kalorili spesyalimiz. Merhaba tatlım. Hemen döndün mü? Chuck, örneği gördün mü? O çikolata kutusuyla çıktığından beri görmedim. Aa, evet. Ne oldu, yoksa rolü almadın mı? Hemen örneği bulmak zorundayım. Stan taksi telsiziyle ulaşabilir. Arayıp ona sormak ister misin? Evet. İşte orada. Örneğin seninle konuşmam gerek. Sana bir kahve ısmarlayayım. Lütfen, içeri giremeyiz.
Ernie, başım dertte. Bak, seni bu şeye bulaştırmamın doğru olmadığını biliyorum ama gidebileceğim kimsem yok. Hem de hiç kimsem. Tamam, başın dertte, ne olmuş? Yardım etmek istemiyorsun, bunu görebiliyorum. Tamam, önemli değil. Bak güzelim, elimden gelirse yardım ederim ama lütfen uzatma. Bana sorunun ne olduğunu söyle. Tamam. Ernie, ben birini öldürdüm. Ne yaptın? Ekstra, ekstra, en son haberler. Ekstra, ekstra, gece haberleri. Ekstra, ekstra, gece bana haberleri. Bana yardım etmek istiyorsan benimle birlikte hemen tiyatro salonuna gelmelisin. Tamam. Adı cinayet. Burada hiç kimse yok. İşte yatıyor orada. Sakin ol güzelim. Çenene yumruk yediğinde yapman gereken şey budur. Yoksa beynini lapaya çevirirler. Beni anladın mı? Beni anladın mı? Teşekkür ederim. Şimdi bana nasıl olduğunu anlat. Ben saat tam 9'da buraya geldim. Randevu saatim buydu. Ve o orada masanın arkasında oturuyordu. Kim o? Baldo Deckard, yapımcı. Masadaki lamba açıktı. İşte böyle. Ben bunda garip bir şey olduğunu hissetmiştim ama ne olduğunu anlayamamıştım bir türlü. Daha sonra anladım. Ama o zaman da çok geç olmuştu. Daha sonra ne anladın? Tiyatro salonunda yalnız olduğumuz. Bana oraya geç tatlım dedi. Ben de geçtim. Sonra bana rolü çok iyi oynayacağımdan hiç şüphesi olmadığını söyledi. Bay Walden'ın beni istemiş olması benim lehime olmuştu. Ama oyunda beni oynatması, finansman bulması açısından çok zor olacaktı. Çünkü tanınmıyordum. Sponsorlar beni hiç duymamışlardı. Çok çok heyecanlanmıştım. Yalvarmak için ona doğru gittim. Bay Deckard dedim. Bay Deckard, bu rolü o kadar çok istiyorum ki. Ben gece gündüz çalışırım. Tiyatroda hiç kimse bu rolü benim gibi oynayamaz. Ben tüm hayatımı adarım. Ve sonra o ayağa kalktı. Ve oradan masanın etrafından dolaşıp bana doğru geldi. Bayan James dedi. Bu rolü size verme olasılığım var tabii ama bunu yapmam bir kumar olacak. Büyük bir risk. Ve sonra dedi ki, bir erkek büyük bir riske giriyorsa karşılığında büyük bir ödül ister. Ve istediği o ödül bendim. Sonra dedi ki, beni oyunda oynatırsa bunun için özel sebepleri olmalıymış. Bugün beni öğleden sonra gördüğünde çok güçlü bir fiziksel çekim hissetmiş. Ben belki kekelemeye başladım.
bu rolü ne kadar çok istediğimi biliyorsunuz dedim. Ne olur lütfen bu şarta bağlamayın. Alacağım para önemli değil. Ne ödemek isterseniz ben razı olurum. Hatta ücretsiz çalışırım. Sonra o elleriyle bana dokundu. Şişman, terli elleri. Yapma dedim. Yapma. Lütfen. Lütfen yapma. Ben ona karşı koymaya çalıştım. Ama benden daha güçlüydü. Bu sehpada bir ocak demiri vardı ve vurdum. Vurdum. Daha sert. Vurdum. 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 Ne yaptığımı bilmiyordum. Vurdum. 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 Sakin ol dedim. Kes şunu Linda. Nasıl susarım ben? Birini öldürdüm. Bunu isteyerek yapma. Kaçabilirdim ama bunu yapmadı. Korkunç bir öfke içimi doldurdu. Onu öldürmek istedim. Bu yüzden kendimi affedemiyorum. Ben onu öldürmeyi nasıl istemiş olabilirim? Bu elinde değil. Dinle. Sen sadece insansın. İnsan bir... The worst thing is the murder. You can kill someone an inch at a time. Now listen to me. Listen to me. How many people knew you were going to be here tonight? Oh, Morgan, the director, half a dozen people. Ceset bulunduğunda senin yanında olduğunu bilecekler. Evet. Cesetten kurtulmalıyız. Ah, nasıl? Bir sarhoşmuş gibi arabanın arkasına yatıracağım. Hudson'a götüreceğim. Orada bıçak olacağı biliyorum. Oraya gömeceğim. Hayır. Hayır, buna izin veremem. Bu çok tehlikeli. Yolun karşısına geçmek de tehlikeli. Ya da taksinde bir çiçekçinin önünde durman da öyle. Hadi gidelim. Bu da neydi? Bilmiyorum. Bu eski tiyatroda fareler var herhalde. Olabilir. Peki ya bekçi? Ne bekçisi? Kapağı açıktı. Benim için açık bırakmıştı. Ben arabanın arkasına yerleştireceğim. Işık. Muhteşem bir gösteriydi tatlım. Mükemmel bir performans. Waldo, işte oyunun ikinci perdesindeki büyük sahnen. Bu küçük kız gerçek bir Broadway yıldızı gibi oynadı. Seni bu şeye bulaştırmamın doğru olmadığını söylemiştim ama gerçekten gidebileceğim başka kimsem yoktu. Aa, eski bir çakıl ocağı. Onu oraya gömeceğim. Beni çok korkuttun dostum. Çok ikna ediciydi değil mi Waldo? Fena değildi. Bayan Anderson, taksi şoförünün diyaloğunu kaydedin. Çünkü sözlerinden bazılarını kullanmak isteyebilirim. Kendi el yazımı okuyabilirsem. Çünkü karanlıkta yazmaya pek alışık değilim. Bu güzel bir şakaydı. Ernie, açıklamama izin ver. Hayır Linda, bırak ben açıklayayım. Anlayacaksın genç dostum. Senden daha mı gencim? Hayır, ikimiz de genciz. Ernie, bu Bay Morgan. Oyunda oynamamı isteyen de oydu. Bu bir deneydi sevgili dostum. Bayan James'in bu rolü herkesi ikna edecek şekilde oynayabileceğini ispat etmek istedim. Ve bunu başardı. Sadece gerçek hayatta olabileceğini ikna etmekte kalmadı. Aynı zamanda sizi gerçek olduğuna inandırmayı başardı. Bu kız beni ikna etti. Sen ne diyorsun Waldo? Tereddütüm var ama cevabım evet. Bu harika. Pişman olmayacaksınız. Sen de pişman olmayacaksın, söz veriyorum. Bu durumla ilgili iyi bir reklam fikri çıkabilir. Ernie, lütfen bana kızma. Bunu yapmak zorundaydım. Yoksa rolü alamayacaktım. Ernie'nin üzüleceğini sanmıyorum. Özellikle şunları söyleyebiliyorsa. Cinayette kötü şeyler var. Bazen insanı her gün bir parça öldürürsün. Bunun için küçük bir ödül verilmesi doğru olur. Freddy, bu adama bir $20 ver lütfen. Elbette Bay Dagut. Al bakalım dostum. Kalsın. Sözler de kalsın. Tiyatronda kalsın. İçindeki farelerde. Dur bir dakika genç dostum. Bayan James'le bu şekilde konuşamazsın. Durdurun. Ernie, hayır. Hayır, Ernie, durdurun yapma. Onu dedim. Ernie. Durdurun. Ernie, hayır. Hadi Ernie. Dedim, durdurun Ernie, onu. Ernie, yapma. Ernie. Belki yılın aktrisi olabilirsin. Ama benim kitabımda sen de sahtekarlardan birisin. Waldo, aklıma harika bir fikir geldi. Oyunun açılışından önce büyük bir tanıtım imkanımız olabilir. Santral, polisi bağlayın. Polis.
şampiyon olabilirdim. Seninle evlenmeseydim bir yıldız olabilirdim. Gelecek hafta Driscoll taksi kullanıyor olacağım. Altısında hay olay hay için ne diyorsun? Ne mi? Washington Park'ta bir reform. Bana sorarsan no regrets kesin kazanır. Teşekkür ederim babalık. Merhaba babalık. Merhaba Örne evlat. Nerelere kayboldun sen? Hayat nasıl? Hayat çok iyi. Babalık, bana bir maç ayarlamanı istiyorum. Bunu yapamam evlat. Kurul seni yasakladı. Sadece New York'ta. 47 eyalet daha var. Ama 3 yılda ringlerden uzaksın. 3 yılda insan tüm yeteneğini kaybeder. 3 hafta içinde eski halime dönebilirim. Neredeyse ciddi olduğuna inanacağım. Seninle bir yürüyüşe çıkalım mı? Örne Driscoll. Seni bu gece izledim, harika. Neredeyse yeni bir şampiyon görecek. Menajeri ben olsam başarabilirdi. Menajeri sen olsan sokakta dileniyor olurdu. Hadi gel Örne, gidip kendimize daha iyi arkadaşlar bulalım. Harikaydı. Şimdi seninle biraz ciddi konuşalım. Örne, ringe geri dönemezsin. Doktorun görme sinirine bir darbe daha alırsan ne olacağıyla ilgili söylediklerini hatırlıyorsun. Harry Grab'in de bir gözü kördü. En iyilerden biriydi. Evet. Ama Harry Grab öldüğünde henüz 32 yaşındaydı. Senin başına da bunun gelmesini istemiyorum. Ben buraya öğüt dinlemeye gelmedim babalık. Ben buraya dövüşmeye geldim. Dur bir dakika. Bugünlerde boks maçlarında çok para var. Ama gözünü kaybedersen karşılığını ödeyecek kadar değil. $50 işini görür mü? Hayır, sebebi para değil babalık. Savaşmalıyım. Savaşmalıyım. Nasıl yapacağını bildiğim tek şeye geri dönmeliyim. Bunu Pauline'le konuştun mu? Babalık, bana maç ayarlayacak mısın? Örne, yeniden dövüşmeni istemiyorum. Öyleyse kendime dövüşmemi isteyen bir menajer bulacağım. Örne, bu işte pek çok menajer var ve sadece bir tek şey ilgilerini çeker. 33 ve gelirin %3'ü. Gözün kan dolar. Kimse gelip temizlemez. Kesik oluşur. Doktora bile götürmezler. Yeniden dövüşmek zorundaysan örneğin, benim için dövüşürsün. Sağ ol babalık. Yarın gel biraz çalış. Formunun ne durumda olduğuna bir bakalım. Araç 629, Carnegie Hall sahne girişi. Örne Driscoll'ın karısı hatta, seninle konuşmak istiyor. Evet. Stan, benim Pauline. Örne'yi telsiz arayıp beni hemen almasını söyler misin lütfen? Bu çok önemli. Ulaşmaya çalışırım Pauline, bekle. Araç 539, cevap ver. Cevap ver 539. 539 dinlemede. Pauline şu anda hatta, onu almanı istiyor. Sakın hata yapma şampiyon. Sana doğru geliyor ve sen böyle olmasını istiyorum. Git al onu, hadi ne diyeceğine bir bak. Onu alacağım. İşte böyle şampiyon. Tamam Pauline, seni nereden almasını istiyorsun? Adres Güney Parkı 304 numara. Yani Güney Parkı Barı. Anladım. 27 Güney 87. Örne, Güney, evet. Parkı 304 numara. Anlıyorum. 304 mü? Sakın 300 numara olmasın. Hayır, 304 Güney Parkı Barı. Tamam. Neden burada beklemek zorundayız? 15 dakika oldu, hiç gelmeyebilir. Merak etme bebeğim, gelecek.
Sen eve gidip hazırlanırken o barda bekleyecek. Aa, işte bir taksi geldi. Bak bakalım ama. Bu tarafa baktı. Hayal görüyorsun. Ya beni barda beklemezse? Bunu hallettik, öyle değil mi? Her şey yolunda bebeğim. Her şey planladığım gibi işliyor. Victor, yapma. Artık endişelenmen gereken bir şey yok bebeğim. Hem de hiç. Hey, New York'ta herkes içki mi bıraktı? Bana sorarsan yeni bir kanun falan çıkardılar. Yeni bir 19. madde. Beklememi söylemek için arayan kadın ne kadar olduğunu söyledin? Hayır. Ama hemen geleceğini söyledi. Hemen sabırsızlanma. Saat 8'den beri bir tek müşteri bile gelmedi. Bir kadeh daha bir al. Ha? Teşekkür ederim. Hadi, bu benden olsun. Burada çok yalnız kaldım. Geldiğinde yanlış taksi şoförünü çağırdığını söyle. New York'ta 20 bin taksi daha var ve hepsinin de arka koltuğuna oturabilir. Beleş bile içmek istemiyorlar. Bah! Colin. Lütfen seninle konuşmam gerek. Bugünü getirince konuştum. Ama polis geliyor. Ne polisi? Tiyatrodaki insanlar senden şikayetçi oldular. Onlara saldırdığın için. Bunu tahmin etmeliydim. Ne zaman bir kadınla ilişkin olsa sonunda belaya bulaşıyorsun. Örneğin çok özür dilerim. Senin lehine ifade vereceğimi söylemeye geldim. Teşekkür ederim. Kendimi çok kötü hissediyorum. Üstelik bunu sana kızgın oldukları için değil, sadece reklam olsun diye yapıyorlar. Gazetede isimleri çıksın diye yapıyorlar. Bunun büyük bir haber olacağını düşünüyorlar. Oyun o kadar iyiydi ki bu adamı gerçek olduğuna inandırdık diyecekler. Sırf bana yardım etmek için başrol oyuncusunun suçuna ortak olmaya hazırdım. Tamam işte, söyledin. Daha ne bekliyorsun? Git buradan. Henüz bitirmedim. Sadece oyundan çıktığımı söylemek istiyorum. Polis aradıklarında ben buna bulaşmak istemiyorum dedim ve oradan çıkıp gittim. Oradan çıkıp gittiğin gibi buradan da çıkıp git. Söyleyeceklerimi söylemeden gitmeye niyetim yok Örney. Bu gece başına çok bela oldum, farkındayım. Evet. Bencilce davrandım, kendimi düşündüm, acımasızdım. Broadway'de ilerlemek için herkesin üstüne basmaya hazırdım. Kısaca özetledin. Örney, kendimden ne kadar utandığımı bilemezsin. En azından cezanı ödememe izin vermelisin. Ceza filan ödenmeyecek. Bunu görüyor musun? Bu bir boksör yumruğudur. Tehlikelidir. İnsanları öldürebilir. Bu yüzden bir boksörü kavga yüzünden tutukladıklarında ceza yazmakla yetinmezler. İçeri atarlar. Anladın mı? Bu yüzden mi hazırlanıyorsun? Kaçıyor musun? Polisten değil. Kötü biten evliliğimden. Ring yana koltuğuna oturacağını sanırken en arka koltuğa oturan kadından. Ona ne minkürk, ne elmas yüzük, ne de başka bir şey alamadım. Ama o da senin gibi hırslıydı. Kendine başka bir erkek buldu. Artık onun olabilir. Seni kendi sorunlarımın içine çekmek için kötü bir gün seçmiş. İşte bu doğru. Sen istediğin kadar kal, ben gidiyorum. Suçlamadan vazgeçmelerini sağlayabilirsem seni taksi şirketinden ararım. Orada olmayacağım. Seni nerede bulacağım? Bulamayacağız. Pauline. Kapıyı kapa. Bunu neden yaptın? Benim yaptığımı düşün. Hayır, elbette öyle düşünmüyorum. Ama bir yabancı polisi arayabilir. Onu taksinde bulurlarsa ne düşünecekler?
Evet. Benim yaptığımı sanacaklar. Biri onu benim öldürdüğümü düşünmelerini istiyor. Çiçekçi dükkanındaki o adam mı? Beni taksi durağından aradı. Yani bunun bir kaydı olmalı. Beni Güney Park'ına çağırdı ve orada öldürdü. Sonra arabama koydu. Hadi git, beni tanımıyorsun. Hayır, ben tanırım. Onu bulduğunu gördüm. Ne yaptığını sanıyorsun? Seninle geliyorum. Hayır, gelmiyorsun. Ölmeyeyim. Kendimi affettirmem için bana bir şans ver. ...539... Tamam, daha sonra yine ararım. Ne zaman isterseniz memur bey. 539... Bekle 539... Sten, bu acil. Bu gece aradığında duyduğum Polin'in sesi miydi? Oo, merhaba Jack. Bir saniye bekle lütfen. Sten, ben Ernie Driscoll. Evet, biliyorum. Ben de tam senden bahsediyordum. Kanun uğradı. Bugünlerde nasıl olduğunu öğrenmek istedi. Biri bekletme Sten. Bana Polin'den bahset. Tamam, anladım. Onunla kendim konuştum Ernie. Tamam, biraz önce polis geldi, seni arıyorlardı. Ha, ne için? Bilemiyorum ama ellerinde bir tutuklama emri vardı. Aldıktan sonra Polin'le kavga etmediniz değil mi? Hayır, neden? Çünkü saldırı suçundan aranıyorsun. Tamam Sten, seni sonra ararım. Bu tiyatrodaki kavga için olmalı. Evet. O kadar güzel bir kızdı ki. Onunla tanıştığımızda hep gülerdi. Acaba gülmeyi bırakması benim suçum muydu? Senin suçun olmadığından eminim. Sen onu seviyor muydun? Bir zamanlar. Ama uzaklaştık. Çiçekçi dükkanında bir adamdan söz ediyordun. Kim o? Bilmiyorum ama bunu birazdan öğreneceğiz. Güney Parkı 300 numara. Burada kal. Taksiden uzak dur. Polis gelip bulabilir. Evet, ne vardı? Uyandırdığım için özür dilerim ama kiracılarınızdan biri bozdurmam için $20 verdi. Ve ben dairesinin numarasını unuttum. Paranın üstünü vermezsem çaldığımı düşünecek. Nasıl biriydi? Yakışıklı bir adam. 35 yaşlarında güzel mavi bir takımı vardı. Yaklaşık şu boydaydı. Aa, Bay Rawlings'i kastediyorsunuz. Üst katta 32 numara. Teşekkür ederim.
Bulabildin mi? Hayır, kimse yoktu. Adı Rawlins. Zorla girmem gerekecek. Elmasları bulamayacaksın dostum. Üstünü almış. Ben evin her yerini aradım. Götürüp başkasına satmış olmalı. Rawlins mi? Kim olabilir? Hadi sonuca gelelim dostum. Benim için bir şeylerin olabilir. Dur bakalım. Taksi şoförüsün ha? Evet. Senin bağlantın ne? Bana biraz borcu var. Eminim öyledir. Örneğin 50.000'in yarısı. Arabayı sen mi kullandın? Evet, ben kullandım. Ve seni atlattı. Olan bu mu? Olan bu. Tamam. Şimdi ihanet sırası sende. Ödeme için nerede buluşacaktınız? Söylemedi. Bana yalan söyleme. Nerede dedim? Bilmiyorum. Konuş serseri, yoksa beynini dağıtırım senin. Onunla nerede buluşacaktın? Çiçekçi'de. Saat kaçta? 1 saat önce. Gelmedi mi? Hayır. Peki ya kız? Onun adı ne? Kız mı? Sana kız dedim. Adı ne? Polin. Evet. Polin ne? Beni duydun. Polin ne? Victor kim? O kim? Bir elmas hırsızı. Hollandalıyı öldürdü. Hollandalı mı? O kim? Onun bağlantısı ne? O... Hadi! Evcil hayvan dükkanından çıktıkları da Polin iyi miydi? Nerede bu? Washington meydanı. Rawlins'in parası yok muydu? Sadece elmaslar. Christopher istemiyorsa ben neden almayayım dedim. Eve gelmemişse nereye gitmiş olabilir? Ben nereden bileyim? Nereye gitmiş olabilir? Bilmiyorum. Nereye gitmiş olabilir? Sanırım George City'de bir gemiye binecekti. Ernie, polis dışarıda taksini buldular.
Hemen gidiyoruz buradan. Kalk. Oraya. İçeri. Hadi. Söylemiştim. Senin aramızdaki anlaşma iptal edildi. Nezaket kurallarını unutma Chris. Beni içeri davet et. Burada olmanı istemiyorum. Haberleri dinleyene kadar bekle. Emirlerini yerine getirdim. Ben emir falan vermedim. Aa, evet verdin. Pauline'le iş yapmak istemediğini söyledin. Ben de ondan kurtuldum. Ne diyorsun sen? Aramızda kalsın ama kadınlarla iş yapma konusunda haklıydın. Güvenilir değiller. Dikkatsiz bir adamsın Rollins. Evet. Ve ben dikkatsiz adamları sevmem. Artık kadın aradan çıktığına göre anlaşmamızı tamamlamaya ne dersin? Onunla birlikte görüldün. Polis seni arayacak. Kocasını arayacaklar. Ben bunu hallettim. İşte elmasların. Tam 50 bin dolar değerinde. Para hemen teslim. Üstümde bu kadar para yok. Şansını zorluyorsun. Sadece kendimi koruyorum. Şu anda beni ihbar edebilirsin. Elmasların parasını ödedikten sonra anlaşmanın bir parçası olacaksın. Borcunu süs balıyla ödeyebilirsin. Tamam. Elli bin. Şimdi bunları kasaya koy. Tebrik ederim Christopher. Her şey planladığın gibi gerçekleşti. Bana yolu göstermene gerek yok. ...539 Cafer. Neredesin 539? Tamam. Teşekkür ederim. 448 tamam. Yeşil kod. Oldu. 539 tamam. Cafer yerini bilir. 539. Biraz yerime bak Edna. Seninle konuşmam gerek Ernie. Biraz izin ver Linda. Bak polisler yine geldi. Polini senin taksinde bulmuşlar. Ölmüş. Bunu ben yapmadım Stan. Bu benim için yeterli şampiyon. Ama kimin yaptığını biliyorum. Rollins adında bir serseri. O telefon tuzakmış benim yaptığımı sanmaları için. Sahi mi? Tanrım belki de buna ben sebep oldum. Bak polisleri oyalamaya çalışıyordum. Bu yüzden karını almaya gittiğini söyledim. Bana öldüğünü o zaman söylediler. Nereden bilecektin ki? Bak şehirler arası taksi listene bakmam elbette, gerek. Elbette ama bunu neye yarar olacak? Onu bulmanın tek yolu taksiye binmiştir. Bu gece Jersey City'de olması gerekiyor. Onu görmedik tamam mı? Benim için sorun değil. Teşekkür ederim. Şimdi bir bakalım Poughkeepsie New York. Nereden yola çıkmış olabilir? Güney Park'ı civarından olmalı. Ha, bu sayfada burada değil, burada yok, vurduk. Jersey City'ye giden araç olmamış. Diğer taksi şirketlerini aramam mümkün mü? Elbette, bana Blue and White'ı bağlaydın. Bak, polisler gelmeden gidip George'un odasında bekle. Tamam, gel. 210 numara, istasyon 27B. Blue and White telsizdeki benim Hogan. 20 bin taksi içinden onun bindiğini bulmam gerekiyor. Ernie, ağzın kanıyor.
Güney Park'ın da bana yardım ettin. Şimdi bir iyilik yap. Ne? Çık git buradan. Bu tuzak yüzünden beni yakalarlarsa seni de tutuklarlar. Bu senin kavgan değil. Artık benim de kavgam oldu. Bak ödeştik, artık git buradan. Ernie, ben çok sık gönüllü olmam ama olduğum zaman da yarıda bırakmam. Kafamı karıştırma. Kadınlar böyle değildir. Kadınlar nasıldır peki? Bir maçı kazandıktan sonra etrafında dolaşan kadınlar gibidirler. Yumuşak kürkleri ve kapıdan girmeden önce sürdükleri parfümleri vardır. Islak omuzlarıma sarılırlar ve ne kadar büyük bir erkek olduğumu söylerler. Kalabalığın tezahüratı kulağımdayken inanmak kolay oluyordu. Ama zor durumda aynı kadınlar neredeydi? Soyunma odası neden boştu? Ernie, tüm kadınlar böyle değildir. Git, git diyorum, tamam mı? Ah, yeter artık. Üstüme bir cinayet suçu atıldı. Tam tersi olduğunu düşündüğünde sen bana yardım etmeye hazırdın. Çocukken büyüyüp ne olursa olsun yanımda kalacak bir kadınla tanışacağımı düşünürdüm. Sonra büyüdüm. Ve hayatın işte çocukken düşündüğüm gibi olmadığını anladım. Beni dinle Linda. Artık böyle bir kadınla tanışmam için çok geç. Anlamıyor musun? Belki senden değil. Ama örneğin bu önemli değil. Önümüzde uzun bir zaman var. Merhaba memur bey. Hala önü Driscoll'u arıyorsanız henüz gelmedi. Şoförlerin çoğu Driscoll'u görse tanırlar, öyle değil mi? Evet sanırım. Telsizden haber ver. Söyle onlara. Önü Driscoll'u görecek olurlarsa polisi arasınlar. Elbette. 27 Batı, 92 numara. Tüm şoförlerin dikkatine. Tüm şoförlerin dikkatine. Önü Driscoll'u görürseniz polise haber verin. Tüm şoförlerin dikkatine. Önü Driscoll'u hemen bulun. Ve... Hiç Linda James adında bir kadın hakkında konuştuğunu duydun oldu mu? Hayır, neden? Yanında olduğunu sanıyoruz. Haber alırsan hemen merkezi ara, tamam mı? Elbette. Görüşürüz memur bey. Yardım edebileceğimiz bir şey olsa çekinmeyin. Hey Stan, örneği Driscoll'ı aramıyor yavaş muydu? Yavaş ol, yavaş ol. 206, nehir yolunda bir müşteri var. Kod 17. Örneği biraz neyin var önce... senin? Aklını falan mı kaçırdın? Arkadaşlarından birinin hapse girdiğini mi göreceksin yani? Tanrım Stan, özür dilerim. Tamam, kaybol bakalım. Telsiz taksi. Teşekkür ederim. Buraya Entfai taksi arıyor. Ben Hogan. Öyle mi? Evet, anladım. Nereden aradılar peki? Tamam. Evet tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yine polisler geldi demek. Evet, Linda'nın yanında olduğunu biliyorlar. Diğer taksi şirketlerinden haber var mı? Hayır yok. Bak, varsayalım polis geri geldi. Buradan gitmen gerekiyor de. Şimdi 30-35'i al ve benden haber duyana kadar şehirde dolaş. Hemen yola çık. Lütfen buradan gidip dolaşmaya başlar mısın sen? Sağ ol Stan. Blue and White'ı tekrar Edna. 251 bekle. Evet. Ama pasaport taklit edebilecek bank bizde dışında kimse yok mu? Bu kadar çabuk değil. Hayır. Hayır, anladım. Öyleyse monkarmaya devam et. Sana ne çarptı? Vantilatör mü? Birinden yumruk yedim. Fahişelerden biri aradı. Yalnız olduğunu söyledi. İçki içmeye davet etti. Kapıdan içeri girdiğimde de duvar üstüme düştü. Victor Rollins. Onu da nereden çıkardın? Daha önce görmediğim iki adamdı. Rollins bunu seni buradan çıkarmak için planladı. Yarım saat önce buradaydı. Tam $50,000 aldı. 50,000 mi? Rainbow, ben telsiz taksiden Hogan. Şu Jersey City müşterisi nedir? ...30-35'ten Stan'e. Konuş 30-35. Hala haber yok mu? Hayır, dolaşmaya devam et. Ben Christopher, alo. Merhaba Monk. Victor Rowland son 24 saat içinde pasaport hazırlaman için sana geldi mi? Evet, ben de teslim etmeye gidecektim. Teslimat sen mi yapacaksın? Ne zaman? Liman Işığı Kafe, Jersey City'de. Şimdi beni iyi dinle Monk. Teslimatı yapmadan önce bir saat daha bekleyeceksin. Pasaportu teslim etmek için bir saat daha beklememi mi istiyorsun? Çok doğru. Bir saat. Buldun mu? Bir saat sonra Jersey City'de Liman Işığı Kafe'de olacak.
Oraya gideceğiz ve icabına kalıcı olarak bakacağız. 628 numaralı araba, 96. sokağa git. 625 numaralı araç, Gardens'a gidebilirsin. 30-35'ten sitene. Konuş 30-35. Jersey'e gidiyorum, hala haber yok mu? Henüz yok, haber vereceğim. Yerini belirlemen gereksizden zamanım azalıyor. Deniyorum şampiyon, elimden gelen sadece bu. Biraz daha zorlayamaz mısın? Bak örneğin, bekle. Black and Gold bir Jersey müşterisi haber verdi. Dinle, mavi takım elbise ve gri şapka. Bu o sistem. Üzgünüm Ernie, müşteriyi Washington meydanından almışlar. Washington meydanı. Washington meydanı mı? Dur bir saniye. Bu evcil hayvan dükkanı. Bu o. Nereye götürmüşler? Nehir sokağı 99 numara, liman ışığı kafe. Burada bir yerde olmalı. Umarım hala buradadır. Ne yapacaksın? Döverek konuşturacağım. Ama orası bir kafe. Sana izin vermezler. O zaman dışarı çıkarırım. Nasıl? Bilmiyorum. Bir yolunu bulurum. Liman ışığı kafe. Ernie. Arabaya dön. Ernie bekle, dinle. Nereye gittiğini sanıyorsun? İzinler, onu tavlamaya çalışayım. Sen bizi dışarıda bekle. Unut bunu, adam bir katil. Kafedeki o kadar insanın önünde bana zarar veremez. Böyle bir şansı olmayacak. Hadi arabaya bin. Ernie. Hey sen, taksi şoförü. Buraya gel biraz. Burada kal. Hadi. Yangın musluğunun önüne park etmek de ne oluyor? Bunu yapmaman gerektiğini biliyorsun. Özür dilerim, birazdan çekeceğim. Şimdi çekeceksin. Tamam. Şoför bey, arkadaşımla çıkana kadar beni burada bekler misin lütfen? Biraz daha oyalanırsan sana ceza kesmek zorunda kalacağım. Böylesi daha iyi. Yavaş ol dostum. Bugünlerde birbirimizi çok görmeye başladık. Seni birkaç dostumla tanıştıracağım, gel. Bu kim? Beni dövenlerden biri. Robles'la buluşmaya gelmiş. Ön koltuğa otursun. Sadece bir saat geciktim ve o serseri beni beklemedi. Bu arada kim olduğunu sanıyor? Bir saat önce geldiğini görmediğinden emin misin? Ben öyle birini görmedim. Bakın, yoğun bir gezide buraya çok insan içmeye gelir. Hepsine dikkat etmen imkansız. Adı ne demiştiniz? Söylemedim. Ve adını bir daha da söyleyeceğimi sanmıyorum. Onunla işimiz bitti artık. Evet. Ne alacaksın? Rick Rollins'le buluşmaya geldim. Şu son masada oturuyor. Rick. Merhaba Monk. Malı getirdin mi? İşte burada. Sen bu yeri kolay bulabildin mi? Evet. İstediğin bu muydu? İşte bunu kullanacağız.
Bu şey tutkal gibi yapışır. Pasaport için 500. Gemi limana yanaşmış bekliyor, yolun hemen karşısında. Mürettebat karayüzünle ve bekçiyi de ayarladık. 45 dakika sonra gideceksin. Denize ne zaman açılıyor? Mürettebat sabah 6'da dönecek. Kuru havuzdan bir saat sonra çıkarlar. Teşekkür ederim Monk. Sana da iyi yolculuklar. Hemen geliyorum canım. Tamam tatlım. Neyiniz var böyle? Burası neden böyle öyle? Canlandır beni bebeğim. İşte şimdi yaşıyorum. Hala içeride. Bekleyeceğiz. Bu adamın kadını da içeride. Robinson yanında. Hayır, bir adamla dans ediyor. Ne yapmaya çalışıyor? Onu içeride o katille bırakamazsınız. Sen arkadaşısın değil mi? Onu hayatım boyunca bir kez bile görmedim. Öyleyse katil olduğunu nereden biliyorsun? Polin'i öldürdü, karımı. Bunu doğru bildi. İşini pencereden bitirebilirim. Cebinde 50 bin dolar varken mi? Doğru. İçeride fazla kalamaz. O tekniği yakalamak zorunda. Dışarı çıktığında yakalayacağız. Bakın, onu öldüremezsiniz. O benim tek tanığım. Tanığın mı? Niçin tanığın? Polis beni karımı öldürme suçundan arıyor. Ne büyük talihsizlik Bet. Dinleyin. Arkadaşın mı? Karım. Güle güle öyleyse. Hoşça kal. İnanabiliyor musun? Bir erkeği kendi karısına kaptırmak. Sen evli misin? Ateş. Bana içki ısmarlayacağını mı söyleyecektin? Senin neyin var biliyor musun? Çok fazla konuşuyoruz. Bir şey söyle. Kaybol. Bu kadar sert olma. Seninle eğlenebiliriz. Bu gece olmaz. Tatlım. Neler kaçırdığının farkında değilsin ama. Bu gece olmaz dedim. Sertlikten hoşlanıyorsun. Evet.
Belki ben de sertlikten hoşlanıyorumdur. Bana telefon numaranı ver. Bir ara seni ararım. Bir aralara inanmam ben. Ya şimdi ya da hiç. Öyleyse hiç olmayacak. Çok yazık. Adımın Polina olduğunu söylesem fikrini değiştirir miydin? Polina hakkında ne biliyorsun? Bakıyorum fikir değişti. Seni kim gönderdi? Bunu öğrenmek isterdin değil mi? Beni burada nasıl buldun? Bakıyorum sonunda dikkatini çekmeyi başardım. Konuşacaksın hem de hemen. Burada olmaz. Hadi konuş. Yerinde olsam bunu yapmazdım. Asla bir kadına vurma. Tamam çocuklar. Hadi bir yürüyüşe çıkalım. Takip et. Mickey durduğunda bu adamı iskeleden aşağı atacaksın, vuracaksın. Kızı da. Mickey de Victor vuracak. Hırsızlar birbirlerine düşmüş ve birbirlerini öldürmüşler gibi gösterecek. Kadınları vurmaktan hoşlanmıyorum. Evet. Ramirez'in cebinde şu anda 50 bin dolar var. Bunu sen ve Mickey bölüşebilirsiniz. Onu durdurmam gerek.
durdurmam gerek. Sert vururlarsa o kadar sert karşılık verirsin. Vurursun. 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 Demsi gibi vuruyor, korbet gibi hareket ediyor. Geleceğin şampiyonu olursa hiç şaşırmam. Çok iyi görünüyor. Fikrini değiştirdiğine pişman mısın? Sözünü dinlediğim iyi oldu baba. Hala taksi kullanıyorsun he? Oh hayır. Kendime bir benzin istasyonu aldım. Motorun yağlanması gerektiğinde beni ararım. Elbette ararım. Ama kendine bir ortak bulmuşsun. Elbette. He? İşte orada. Şimdi bu günde 8000 galon benzin demektir. 700 litre yağ, sonra lastikler var, aküler, bujiler, her şey içinde. Evet, evet. Şimdi bu kartları alırsan ve taksi durağında dağıtırsan... Merhaba. Sakın ona benzin satmaya çalıştığını söyleme. Hayır, taksi şirketi de benzini bizim aldığımız yerden alıyor. O şoförlerin çoğunun kendi arabası var değil mi? Ve onlara da bir yerden benzin almaları gerekiyor. Onlar da gelip bizden alacaklar. Elbette, bu kartları gördüğüm herkese dağıtırım. Ve o serserilerin başka bir istasyona gittiklerini görürsem burnuna patlatırım. Bu satış konuşmasına ne dersin ha? Bu harika, mükemmel. Görüşürüz Stan, her şey için teşekkür ederim. Güle güle Bayan Driscoll. Hoşçakal Stan. Görüşürüz şampiyon. Hey Ernie. Söylediklerimi sakın unutma, tamam mı? Onu eve götürdüğüne kulağına fısıldayacaksın, tamam mı? Oo, unutmayacağım.
sayfa bağımsakyaşaltı.com.